Herkesin yakından tanıdığı, bildiği bir ismi Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ağırlıyoruz. Mustafa Bey hoş geldiniz ve gündeme de geldiniz. İyi bir şeyle değil ama değil mi? Canlar sıkıldı bu büyükşehir yasasıyla alakalı galiba. Şöyle tabii. Buradaki olay şu, bu yasa çıkabilir. Yasanın çıkması doğaldır ve iktidarın da bu bir hakkıdır, yapabilir. Ama önemli olan şu, böylesine önemli, Türkiye'nin birçok ilini ilgilendiren yasa çıkarken o yasanın içerisine iki tane bir ilçenin iki tane mahallesinin gece saat 01'de ilave edilmesi mantığı doğru bir şey değil. Tam net anlatalım mı ne olduğunu? Tabii, kimse bilmeyene göre anlatalım. Şöyle, ne oldu? Şöyle yapalım. Bir ilçenin sınırları değiştirilebilir. Değiştirilemez evet. Diye bir şey yok. Ki oluyor da daha önce örnekleri yaşandı. Evet. Bunun olması için o ilçede oturan vatandaşlara sormak lazım. Referandum yapmak lazım. O ilçede oturan vatandaşların %70'i diyorlarsa ki biz ilçemizden hizmet alamıyoruz, bize uzak geliyor, koşullara müsait değil, coğrafi konumu müsait değil. Biz kendimize daha yakın olan bir ilçeye bağlanmak istiyoruz. Referandumla bu olabiliyor. Ama referandum yapma şartı var. Yasaya bu göre. Anayasamızda da böyle, yerel yönetimler kanununda da böyle, Avrupa Birliği yerel yönetimler özellik anlaşmasında da böyle. Peki. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası bu anlaşmaya imza atmış. Ve attığımız bu imzada diyoruz ki bir yere mutlaka bağlanabilir. Bunun için referandum şartı vardır. Peki ne yapıldı? Mevcut uygulamada ne oldu şu anda? Gece yarısı meclise geldi. Ayaz'a Huzur ve Maslak Mahallesi oturan yurttaşlarımız gece saat 11'de 12'de istirahate çekildiler. Gece saat 1'de iki tane milletvekili, AK Parti milletvekili arkadaşımızın vermiş olduğu önergeyle biz sabahleyin uyandılar ki Sarıyer'e bağlanmışlar. Bu doğru bir şey değil. Bu demokratik bir olay değil. Bunu söylerken de ben Sarıyer ilçesini, Sarıyer yurttaşlarımı çok seviyorum. Onlarla da benim çok iyi bir gönül bağım var. Bu uygulama Sarıyer içinde yapılsaydı ben aynı tavrımı korudum. Peki önce şöyle soralım, şeytan avukatını yapalım. Niye Şişli? Hedef mi Şişli? Şöyle Şişli'de... Şişli'ye el dokunulamıyor. Sarıgül'ün işte hani oradaki hükümdarlığı var tabiri caizse. Kaç zamandır evet, çok yükselterek alıyor. Şimdi kalacak mı kalmayacak mı o soruları da soracağım ama yani hani niye Şişli? Ayaz Ağa'nın seçim o bölgenin seçmen profili genel seçimlerde %60-65 AK Parti'ye oy verir. Yerel seçimlerde de sağ olsunlar aynı oyu bize verirler. Evet. Sarıyer'de de kaybedilen bir seçim var AK Parti açısından. Bunu da düşünmek istemiyorum aslında. Hı. Bunu da anlatmak istemiyorum. Çünkü böylesine büyük bir yasa içerisine böyle bir ufak iki tane mahallenin ilave edilmesi, sonra gece 04'te yeni mahalledeki iki tane mahallenin Çankaya ilave edilmesi doğru bir şey değil. O nedenle... Yani ben şuradan şunu mu anlıyorum? Yani Şişli'ye bu yapılan ki siz şimdi referandum yapacaksınız onu da konuşacağız ama Şişli'ye yapılan bu uygulamayla Şişli yine Sarıgül'e verir. Sarıgül kazanır mı? Nasıl? Yani kazanır. Tabii. Ama asıl bu uygulama Sarıyer için yapılıyor. Maalesef Sarıyer için yapılan bir uygulama. Ben bu uygulama için çok üzüldüm. Gerçekten milletvekilliği yapmış olan bir arkadaşınız olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda görev aldım. Ve böyle bir olaya çok üzüldüm. Bakın 21. yüzyıl diyoruz. Çağdaş demokrasi diyoruz. İleri demokrasi diyoruz. Bireyin özgürlüğü diyoruz. Bireyin özgürlüğü derken anayasayı değiştirip bireyin özgürlüğü her olay bireye sorulsun derken 3 tane büyük mahallenin yani yaklaşık olarak 20 kilometre karelik bir bölümü bir ilçenin bir bölümünü alıyorsunuz. Başka bir ilçeye veriyorsunuz ve buradaki vatandaşlara bunu sormuyorsunuz. Keşke önergeyi veren bu AK Parti milletvekili arkadaşlarımız bölgeye gelselerdi bizimle konuşsalardı. Sarıyer Belediye Başkanı da buraya alınsaydı onunla da konuşulsaydı. Ama başka bir şey için yapılıyor diyorsunuz zaten. Maalesef. Niye konuşulsun ama ki işte, o zaman eğer başka bir şey için evet. yapılıyorsa. Ama işte tabii peki ben... gece yarısı bu yasa geçerken hiç ses çıkaran olmuyor mu orada? CHP'den olsun, MHP'den olsun. Oluyor. MHP'den de CHP'den de bu olayla ilgili olarak tabii ses çıkaranlar oluyor ama sonuçta bir sayısal çoğunluk var. Sayısal çoğunluğa bakılıyor. Yoksa birazcık bakın, Şişli tabii mahallesiz mi kaldı? Öyle mi oldu bakın, mecliste? Bakın şöyle bir şey de var. Daha önce
Sarıyer'in böyle talebi olmuş. İki defa Büyükşehir Belediyesi bu talebi reddetmiş. İki defa İstanbul Valiliği bu talebi reddetmiş. Bir kere de mahkeme kararıyla bu talep reddedilmiş. Niye istemiş Sarıyer? 1942 yılından beri burası Şişli'ye ait olan bir yer. Yıl 1942. Evet. Burası Şişli'ye ait. O gün bugün 42 yılından beri Şişli'ye ait olan bir yeri siz bir gecede Sarıyer vermek istiyorsunuz. Bakın ben bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Bu olabilir. Sınır değişiklikleri olmaz diye bir kaydı yok. Sınır değişiklikleri olabilir. Ama sınır değişikliğinin olması için mutlaka ve mutlaka referandum şartı var. Yani o bölgede oturan yurttaşlarımızın mutlaka görüşlerine başvurmak şimdi gerekiyor. Diyelim, ve pazar günü biz bunu yapacağız. Onu konuşacağız şimdi. Şimdi diyelim siz Şişli'den yine aday oldunuz ve seçime girdiniz. Ve bu mevcut durum kaldı. Yani bu bölgeler ayrılmış. Ne kadar oylarınız artar mı, oylarınız azalır mı sizin? Bizim tabii bu bölgedeki oylarım, Şişli bölgesindeki oylarımız çok güçlü. Yani bizim oradan bizim şu an itibariyle 300 bin seçmenimiz var. 30 bin seçmenimiz ayrılmış oluyor bu koşullarda. Tabii bu Anayasa Mahkemesi'nden dönmezse ben Anayasa Mahkemesi'nden bunun döneceği kanısındayım. Dönmedi diyelim ve bu şekilde gidiyoruz. Yani nasıl olur? Çünkü bunun istatistikleri var. Problem yok. Biz Sarıyer'i de alırız, Şişli'yi de alırız. Sarıyer'e öylesine güçlü bir aday koruruz ki o adayı da %100 kazanırız. Sarıyer'i de, Şişli'yi de, İstanbul'u da inşallah bir gün gelir Türkiye'nin her noktasında sarı güller açar. Problem yok. Şimdi bir bandımız var Mustafa Bey'le alakalı, ona bir bakalım. Duygusal anlar galiba. Bir ona bakalım, onun üzerine konuşacağız. Başkanım Ali ayıramayacaklar bizi. Seviyoruz başkanımızı. Başkanım 80 kişilik sınıflarda çocuklarımız okuyordu. Hastane yoktu, yol yoktu, elektrik yoktu, su yoktu. Geldiğiniz ayazaya. Ben şimdi diyorum ki ben 8 sene önce bir şiir yazmıştım. Şişli'nin var başkanı, kara kara saçları, sahip çıkmazsak onu Allah yakar adamı. Ağlama sırası bize gelmeyecek başkanım. Başkanım siz bir hafta bir ağlıyorsunuz. Ağlayacak olan biziz başkanım. Ne aldınız ki? Rüşvet mi aldınız? Hırsızlık mı yaptınız? Yolsuzluk mu yaptınız? Bize sahip çıkıyorsunuz. Sizi seviyoruz başkanım. Ayrılacağız başkanım. Kesinlikle ayrılacağız başkanım. Bize sınırlarımızı ayırabilirler ama gönülleri ayıramazlar. Ayazlar sizi seviyor başkanım. Başkanımız gibi, ellerimiz gibi oldu. Biz el ele, kol kola. Gözle görünmez bir ilişkimiz var. Bu onun bizi heyecanlandırıyor. Omuzumuza gideceğiz sarı gününe. Allah bilir. İnşallah. Allah bilir. Vezifimiz Ankara. Allah başkanımıza yardım etsin. Bize de, bizi de Allah. Biz her zaman ağlamayız. Başkanım göz zaman ağlamayız. Şöyle... Ben tabii yurttaşlarımla çok önemli ölçüde gönül bağı kurdum. 15 yıldan beri o bölgedeyim. Yaptığım çok önemli eserler var. Okullarımız var, spor testlerimiz var, sağlık merkezlerimiz var. Şimdi şöyle anlatacağım sevgili izleyiciler. Yaklaşık bundan 3-4 sene önceydi galiba. Genelde adaylarla geziyoruz biz gazeteciler. Mustafa Bey'le de gezip bunları gazeteye aktarmak istemiştim. Siz bana bu bölgeyi dediniz. Gel oraya gezelim dediniz. En zor bölge. Çünkü en zor bölge diye hatırlıyorum. Evet, çünkü AK Parti'ye genel seçimlerde yoğun oyları çıkan bölge ama belediye seçimlerinde size veriyorlar. Hakikaten oraya gittik. Bayağı bir iki günde geçirdik. Müthiş bir ilgi vardı. Şimdi bir taraftan hani onlar memnun ve çok üzülüyorlar ki bu durum gerçekleşiyor diye. Şimdi referandum neye yarayacak? Yarayacak mı gerçekten? Sonrasında ne olacak? Bir o süreci de şöyle, isterim. Referandum çok yarayacak çünkü bu pazar yapılıyor. Bu pazar galiba günü referandum yapılıyor. Noter'in huzurunda yapılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanlığı'nın gözetiminde yapılıyor. Referanduma biz siz karışmayacağız. Ben hiç referanduma karışmayacağım. Oradaki sivil toplum kuruluşlarımız, mahalle muhtarlıklarımız organize ediyor. Referandumda çıkacak olan sonuca göre biz Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz ve Anayasa Mahkemesi'ne yurttaşlarımızın bireysel başvurusu olacak. Ve Anayasa açık. Anayasa diyor ki bir yere bağlanabilir. Evet. Bunun için mutlaka ve mutlaka yurttaşların bilgisine müracaat edilmesi şarttır. O zaman şöyle mi anlıyorum? Şarttır. Bu meclisin aldığı karar anayasaya aykırı. Anayasaya aykırı maalesef. İnanın ki anayasaya aykırı. Ben bunu Ankara'da yaptığım temaslarda da AK Partili yetkililerle de, Cumhuriyet Halk Parti yetkililerle de, Milliyetçi Hareket Parti yetkililerle de, Barış Partisi'nde olan yetkililerle de birçoğuyla görüştüm. Hepsi gerçekten bu noktada çok büyük duyarlılık gösterdiler, büyük nezaket gösterdiler. Hemen anında randevu verdiler, dertleştik. Ama ne yazık ki konu buraya
buraya kadar geldi. Ben bu konunun buraya gelmesini gerçekten arzu etmezdim. Ben ne biliyorsunuz, diyor peki? AK Partiler bugüne ne diyorlar? Kadar, bugüne kadar hep uzlaşma kültürüne önem veren bir arkadaşınızım. Hep uzlaşmadan yana oldum. Çünkü kurumlar kavga etmemesi lazım. Kurumlar arasında diyalogların çok iyi olması lazım. AK Parti böylesine önemli bir büyük şehirler yasasını çıkarırken 3 tane mahalleyi şey oldu, yani cılız bir iş oldu, ucuz bir iş oldu. Büyükşehirler yasasının da ruhuna aykırı bir peki iş oldu. Peki demin dediniz ki mesela Sarıyer daha önce Büyükşehir'e galiba başvurmuş bu iş için ve reddedilmiş değil mi? Evet. Ne gerekçeyle reddedilmiş? Valiliğe de başvurmuş. Peki ne gerekçeyle başvurmuşlar? Sınırları değiştirmenin şartları ve koşulları var. Bunun için işte referandum şartı var. Hı. Bunun için sınırları değiştirmek istiyorsa bir ilçe mutlaka ve mutlaka Avrupa Birliği normlarının bizim anayasamızda, yerel yönetimler kanununda mutlaka ve mutlaka referandum şartı var. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Sarıyer'den de 3 tane mahalle alınıp bir başka ilçeye bağlansa ben aynı tepkimi gösteririm. Olay ne biliyor musunuz? Demokrasiye inanmak lazım. Demokrasi her siyasiye lazım. Bizi burada konuşturan güç demokrasinin gücü. Demokrasi, demokratik rejimlerde sayısal çoğunluk bende. Ben böyle karar aldım. Seni bu gece buradan aldım, oraya bağladım. Mantığı doğru bir mantık değil. Yarın öbür gün bunu böyle yapanlar muvaffak olamaz. Bakın size bir örnek vereyim. Anavatan Partisi iktidardı. Allah kanı gönül rahmet eylesin. Özal çok da severim gerçekten. Eleştirdiğim yönlerde oldu. Bilgi aldım ya. Özal oturdu ilçeleri seçimden önce şu ilçeyi şuraya bağlarsam şöyle olur böyle olur evet. Ve seçimleri kaybetti. Evet. Seçimleri kaybetti Anavatan Partisi. O nedenle seçim tarihten öncesi. Ders mi alınsın diyor. Hayır. Peki, seçim öncesi sınırlarla oynama mantığı doğru bir şey değildir. Peki, hele hele bakın bir şey söyleyeyim. AK Parti referandum öncesi, anayasa oylaması öncesi bireyin özgürlüğü ve ileri demokrasi olarak konuşmalar yapıldı. İleri demokraside ben seni buradan aldım buraya bağladığım yok. O zaman ne yapmak lazım? Bu olabilir, olmaz diye bir şey yok. Ama mutlaka bunun için referandum şartı. Peki Sarıyer Belediyesi'nden niye ses çıkmıyor? Aslında onların aleyhine bu iş. Anladığım kadarıyla. Yani niye siz konuşuyorsunuz onlar konuşuyor? Sizin aslında işinize geliyor belki de. Benim için siyasi olarak işime geliyor. Evet, siyasi olarak ama, durum sizin işinize geliyor. Siyasi, Sarıyer Belediyesi farkında değil mi tehlikenin? Maalesef şöyle bir şey var. Sarıyer Belediyesi ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Tabii oradaki arkadaşlar ne düşünüyor, nasıl bir çalışma yapıyor ama. Ama sizin öngörünüzü merak ediyorum yani. Tehlike ortada, tehlike ortada. Ben şuna bakıyorum. Ben bir kere Sarıyer Şişli açısından da bakmıyorum. Ben olaya daha büyük bakıyorum ve demokrasi açısından bakıyorum. Ülkenin başbakanı ben olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ni ben yönetsem ve benim arkadaşlarım yönetse, benim anlayışım olsa hiçbir şekilde böyle bir şey yapılmaz. Yapılmaması lazım. Peki süreç... Biz şimdi sistemi konuşalım. Sistemde, kanunlarda referandum varsa bu referandum... Bu pazar yapılacak. Benim olayım ne biliyor musunuz? Bakın ben Sarıyer'deki vatandaşın da hakkını ve hukukunu korumakla görevliyim. Ben mesela orada Sarıyer'e hayır referandum evet kelimeleri beni rahatsız ediyor. Sarıyer'deki yurttaşlarımızdan çok özür diliyorum. Sakın ha sakın alınmasınlar. Sarıyer'e hayır diye bir şey yok. Sarıyer cennet vatan. Sarıyer 151 kilometre. Şişli 35 kilometre. Sarıyer kendi yüz ölçümü o kadar büyük bir şey ki bakın. Peki, Sarıyer nasıl... altını çizeyim. 151 kilometre kare. Şişli 35 kilometre kare. Siz Şişli'nin 20 kilometre karesini alıp Sarıyer'e ilave ediyorsunuz ve Sarıyer 171 kilometre oluyor. Ama şu var ki lütfen ve lütfen Sarıyer'deki yurttaşlarımız sakın ha sakın Sarıyer'e hayır referandumu evet kelimesinden incilmesinler. Ben Sarıyer'in de hakkını ve hukukunu korumakla peki bu pazar tabii. Diyelim çok yüksek bir sizin istediğiniz gibi evet biz ayrılmak istemiyoruz referandum sonucu çıkarsa Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda bulunulacak. Sonra sistem nasıl işliyor? Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Yani nedir? Buradan hukukçular ne söylüyor? Anayasa Mahkemesi'ne de tek tek gidecekler başvurmaya. Yani bizim buradan arzu eden yurttaşlarımız 20 bin kişi, 25 bin kişi herkes gidecek, tek tek başvuracak. Tek tek gidecekler. Peki. Anayasa Mahkemesi'ne müracaatta bulunacaklar. Peki. Ve ben Anayasa Mahkemesi'nin siyasi bir karar vermeyeceğini, hukuki bir karar vereceğine yürekten inanıyorum. Anayasa Mahkemesi bakacak. Diyecek ki referandumda yurttaşlarımız oylarını bu şekilde kullanmışlar. Burada kalmak istiyorlar. Peki Sarıyer'e baktığımız zaman 151 kilometre kare. Şişli 35 peki, kilometre şimdi kare. Şimdi hukuk deyince Anayasa Mahkemesi deyince bu işler çok çabuk bitmez. Yok çok çabuk. Öyle Anayasa mi? Mahkemesi'nde şu anda ben bazı temaslarımı yapıyorum. Avukatlarımızla da hukukçu arkadaşlarımla peki. Da konuşuyorum. Anayasa Mahkemesi'nde dosya masası yok. Bu Anayasa Mahkemesi'nden 2 ay içinde bitir. Fazla uzun sürmez. Ben Anayasa Mahkemesi'nden adil bir kararın çıkacağını, hukuki bir kararın çıkacağını, Anayasa Mahkemesi'nin bu siyasi karara dur diyeceği kanısındayım. Bu siyasi kararı bakın
hangi parti alırsa alsın, hangi iktidar partisi alırsa alsın bu doğru olmamıştır. Peki niye diğer belediyelerde mesela işte Yeni Mahalle'den bahsettik referanduma gitmeyi tercih etmiyorlar? Mesela madem bu meclisten çıkan... Yeni Mahalle çıkan, Belediye Başkanı da Yeni Mahalle... Anayasaya aykırı. Yeni Mahalle Belediyesi de Sayın Fethi Yaşar da önümüzdeki hafta mutlaka referanduma gidecektir. Çünkü ben niçin bu hafta gidiyorum referanduma? Anayasa Mahkemesi'ne yarın diyelim Cumhurbaşkanımız onayladı. Hı hı. O süreç var. Ondan sonra hemen Anayasa Mahkemesi'ne bizim miraç takımımızda. Ben süratle devam edeceğim. Benim olayım şu. Ben vatandaşımın hakkını, hukukunu sonuna kadar aramakla mükellefim. Burada benim siyasi bir kaygım, siyasi bir endişem yok. Hiç problem yok. Sarıyer'de kazanılacaktır. Bugünden sonra ben mesaimin büyük bir bölümünü Sarıyer'e de vereceğim. Siz bunları söylüyorsunuz ama evet. Genelde sorular siz buraya gelene kadar çok da iyi biliyorsunuz ki. Şişli tamam 3 dönem ama Mustafa Sarıgül ki başbakanlığa oynuyordu. Bu ülkeyi yönetmeye talipti. Yanlış değil biz buradan da duyurduk. Oydamızdan vazgeçmiş değiliz. Dolayısıyla niye Şişli artık kendi alanından çıkmıyor mu? Büyükşehir'e oynamayacak mı? Bütün dedikodularda devam ediyor. İşte CHP ile nedir problem? CHP aday gösterecek mi? Başka isimler dönüyor. Gürsel Tekin ismi konuşuluyor İstanbul için. Biliyorsunuzdur. Benden daha iyi duymuşsunuzdur. Ne oluyor? Net bir şekilde soralım. Evet. Evet. Benim için önemli olan şu. İstanbul'da çok büyük bir demokratik buluşmayı sağlamak lazım. Bütün sivil toplum kuruluşlarının, bütün sivil toplum örgütlerinin hepsinin A partisi, B partisi, C partisi demeden büyük bir toplumsal birliktelikle İstanbul adaylığını kesinleştirmek gerekiyor. İstanbul'a aday olmak önemli değil. İstanbul'u kazanmak önemli. Öyledir tabii. Aday olan. Bir de İstanbul'u kazanmak, Türkiye'yi kazanmak. Aday adayı olan arkadaşlar olabilir, ismi geçenler olabilir. Onlar da çok değerli isimlerdir. Onların hepsine saygı duyarım ama Mustafa Sarıgül aday olmaz. Kazanır. Peki size... Bak bir şey söyleyeyim. Mustafa Sarıgül aday olmaz, kazanır. Ben kazanamayacağım, hiçbir yere aday olmam ve arkadaşlarımı sıkıntıya sokmam. Benim nereye gideceğime ben karar veremem. Hı hı. Türkiye Değişim Hareketi'ne gönül veren binlerce yurttaşımız karar verir. Çünkü Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi Genç Kolu Başkanı'dır. İlçelerde görev almıştır. Milletvekilliği yapmıştır. Biliyoruz biz. Her kademede görev almıştır. Peki CHP'den size hadi dendi mi? Hadi Büyükşehir İstanbul dendi mi mesela? Yani ben sadece Kemal Bey'le görüşmeniz sadece, oldu mu? Sadece ben Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında demokratik sola gönül veren diğer sivil toplum kuruluşları peki. Çok büyük bir buluşma sağlamak lazım ve o buluşmayla İstanbul adayını desteklemek lazım. Bu adayın kim olacağını, nasıl olacağını daha 16 ayımız var. Yarın sabahleyin olacağı belli olmaz. Daha teklif gelmemiş anladığım kadarıyla. Ben buradan onu anlıyorum. Onu çözmeye çalışıyorum. Çok kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra Şişli Belediye Başkanı. Ben teklif falan beklemiyorum. O ayrı. Ben söyleyeyim en azından. Hayır öyle bir şey yok. Ben şimdi bütün Cumhuriyet Halk Parti yetkilileri hepsi benim dostlarım. Bir yanlış anlam olmasın. Ben onların hepsini seviyorum. Ama ben istiyorum ki İstanbul'da büyük bir demokratik buluşma sağlansın ve aday tek aday olsun. Aday da kazanacak aday olsun. Aday olmak için aday olmasın. Çok net aslında. Aday olmak için çok aday olabilir. Sarıgül aday olmaz. Sarıgül bismillah der kazanır. Çok net aslında ben bu cevap diye düşünüyorum Mustafa. Söz senle devam ediyor. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'le birlikteyiz. Değişen Büyükşehir Yasası'nı konuştuk. Şimdi son günlerde çok fazla gündeme gelen Ali Ağoğlu ve orman talanı var. Dün basın toplantısında sizinle ilgili de sorular soruldu. Hatta sizi töhmet altında bırakacak. Onu bir hatırlatacağım. Hani Mustafa Sarıgül'ün işin içinde mi? Bir rüşvet vesaire gibi sorular soruldu. Hatta Ali Ağoğlu da sert bir tepki verip işte soruyu soranlara size dava açacağım falan deyince insanlar yani ben şöyle düşündüm ne oluyor? Olay ne şu, oluyor hakikaten? Yani ne olay alakası şu, olay var? Şu bundan sonra bütün yurttaşlarımızın ben bilmesini arzu ediyorum. Sarıgül'le ilgili negatif bir kampanya başlayacaktır. Hı. Çünkü Sarıgül'ün yolları açılmaya başladı. Sarıgül'ün yolları büyümeye başladı. Bugünden sonra bak ben 30 yıldır siyasi hayatta varım. 15 yıldır da belediye, 14 yıldır da belediye başkanıyım. En ufak problem yok. İşte bak, bugünden sonra çok negatif kampanyalar olacaktır. Mesela olay şu. Alaoğlu projesi TOKİ'nin projesidir. Hı. Yani TOKİ ile ortak olan projedir. Yerel yönetimlerle bu projenin uzak yakın bir alakası sizin olan... Hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası. Proje ruhsat TOKİ'den, kendisi oradan. Yeni çıkan yasa maalesef bunu gerektiriyor. Bizim en ufak bir şeyimiz yok. Hı. Ama Sarıgül çevreye, doğaya son derece önem veren bir belediye başkanıdır. Benim bölgemde yaptığım ağaçlandırmalar ortadadır. Benim bölgede çevreye verdiğim önem ortadadır. Doğaya verdiğim önem ortadadır. Bizimle ilgili olmayan konular üzerinden bizim
üzerimizden. Bundan sonra sokulacak yani. Hani bir şekilde aynen. Duyulacak. Yani yani aynen seçimler öyle. Yaklaştıkça galiba böyle şeyler daha fazla oluyor. Ama şöyle seçimlere bir şey. Yakınken çıkan şeyler çok itibar gösterilmiyor. Kesinlikle Ali'ye doğru gidecek. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Mesela ölü bırakıldı, diri bırakıldı, göz Şişli'ye dikildi ve Şişli'nin 3 tane mahallesi Sarıyer'e ilave edilip Sarıyer'i kurtarmaya çalışılıyor. Şimdi bugüne kadar en ufak bir şey yokken bir noktada bakıyorsunuz ki TOKİ ile ilgili konuya Sarıgül'ü bulaştırmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir olay değildir. Hakkaniyet duygusundan uzak bir olaydır. Adalet duygusundan da uzak bir olaydır ama maalesef günümüz şartlarında ve koşullarında var. Sarıgül'ün ve arkadaşlarının hedefleri büyüktür. Bu hedeflere yaklaşacaksa bize böyle karalar çalmaya çalışacaklar ama bize çalmaya çalıştıkları karalar bize yapışmaz. Şimdi en çok konuşulan noktalardan bir tanesi Taksim yayalaştırma projesi. Ne düşünüyorsunuz? Önce onu sorayım. Bu şöyle, yayalaştırma projesi için. Şöyle. Bir perişan durum var gerçekten Taksim'de. Şöyle, gerçekten şöyle. Bu konuda şunu yapmak gerekiyor. Taksim dünyanın en önemli meydanlarından bir tanesi. Evet. Şehirler de meydanlarıyla güç kazanır. Ama meydanlara gelip siz yeni bir yapılaşma yaparsanız bu gerçekten doğru bir şey olmaz. Böylesine önemli bir projede ben olsaydım şöyle yapardım. Bir, muhalefet partisinden 3 tane muhalefet partisinin önereceği, parlamento grubu bulunan partilerin önereceği 3'er tane mimar alırdım. 2, sivil toplum kuruluşlarından, mühendisler odasından, mimarlar odasından 3'er tane mimar alırdım. Büyükşehir'in de içine vereceği bir mimar kadroyla bir önemli bir proje yarışması açardım. Bu proje yarışmasındaki konumu yurttaşlarımıza sorardım. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bir otobüsün rengi için geniş kapsamlı referandum yaparken Taksim gibi önemli bir noktada referandum yapmadan, böyle bir yarışma açmadan ben yaptım olduğu mantığı hızlı verilen bir karardır. Demin aynı şey söylediniz zaten. Büyükşehir yasası da böyle olmuyor. Yani ben yaptım oldu. Yani bu doğru bir olay değil. Bakın nasıl bir şey biliyor musunuz? İktidarı yönetenler, gücü elinde bulunduranlar, yönettikleri toplumla dost olması lazım. Ülkesini yönetenler, belediyesini yönetenler, yönettikleri toplumlarla dost olmazsa muvaffak olamazlar. Sadece benim gibi düşünenlerin belediye başkanı olamayız. Bizim gibi düşünmeyenlerin de haklarını, hukuklarını ve fikirlerini savunmakla mükellef olmalıyız. Şimdi Taksim'i görüyorsunuzdur zaten. Hani yani öyle bir paravanlar şeklinde hiç kimse hiçbir yere varamıyor. Buradan Taksim ilk yardımı Allah korusun bir şey olsa varabilme şansımız yok. Yürüyerek bile. Şimdi bakın şöyle bir şey düşünelim. Biz Şanzelize meydanında, Roma meydanında ya da Londra, Hyde Park'ın içinde böyle bir şey yapsak ne olur? Kıyamet kopar. Kıyamet kopar yani. Şimdi biz burada bunu yapıyoruz. Belki doğru bir şey ama bu... O işte tabii İstanbul burası, Taksim burası. Tarihi eserler çıkıyor, anıtlar kurulu durduruyor vesaire. Nereye gidecek sizce? Yani bu 8 ayda biter mi sizce? Şimdi bakın bunun 8 ayda 10 ayda bitmesi önemli değil. Bu projenin süratle durdurulması önemli. Bu 8 ayda isterse 10 ayda bitsin, isterse 7 ayda bitsin. Önemli olan oradaki tarihi ağaçların kaç yıllık ağaçları var orada. Gezi İkincisi, Parkı'ndan bile bahsediyoruz. Evet, ikincisi bakın yurttaşlarımız mı bilmiyor. Orada yapılan bir katlı dükkanların yerine 4 kat gelecek. O böyle komple etrafa doğru dönecek ve yeni bir yapılaşma geliyor. Böyle bir şey olamaz. Bu doğru bir olay değil. Gerçekten meydanların açılması lazım. Meydanların tarihi... Yani şunu mu anlıyorum? Yayalaştırma ile birlikte meydan olmayacak. Tam tersine çok daha fazla binalar mı gelecek? Aynen. Doğru bir şey değil. Hakkaniyet duygusundan da, adalet duygusundan da, demokrasi anlayışından da uzak bir olay. Peki kentsel dönüşüm çalışmaları için ne düşünüyorsunuz İstanbul'da yapılan? Kentsel dönüşüm şu, vatandaşlarımız kendileri bulundukları yerde evet biz burada kendi aramızda anlaştık. Kentsel dönüşüm yapmak istiyorlarsa problem yok ama ben geldim senin buraya kentsel dönüşüm yapıyorum mantığı doğru bir mantık değil. Biz mesela kendi bölgemizde birçok yerde kentsel dönüşüm yaptık. Mesela Kuştepe'de ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum. Ama Kuştepe'de oturan benim esmer vatandaşlarımı ikna etmeye çalışıyorum. Benim Kuştepe'de oturan esmer vatandaşlarım ikna olmazsa ben oraya bir tek esmer vatandaş ne demek? Bizim Roma vatandaşlarımız.
Yani bizim Roma vatandaşlarımız var. Peki. Onların bulunduğu yer var. Ben onlara şey yapmak istiyorum. Kentsel dönüşüm. 60'ar metre, 40'ar metre giderek yer yapıp ve bina yapmak istiyorum. Ve ücretini de kendim tamamen bölgedeki iş adamlarına karşılamak istiyorum. Ama onlar diyorlar ki başkanım bize şimdilik dokunma. Hı. Durduruyorum. Önemli olan kentsel dönüşümde vatandaşın kendisinin razı olması niye lazım. Niye istemiyorlar? Bulundukları yerde memnunlar. Onlar böyle tek katlı bahçe şeyde yerde toprağın üzerinde oturmaktan mutlular ama ikna etmeye çalışıyorum. Yani kentsel dönüşümün amacı bunun yurttaşları ikna etmek. Ha bir tek ölçü şu. Depreme dayanıklı değilse başka bir konu var. Depreme dayanıklı değilse. Bir de öyle bir harita çıktı biliyorsunuz. Evet, yani neredeyse İstanbul'un %90'ının yıkılıp tekrar yapılması tabii abartıyorum belki de ama gerçekten böyle var bir harita mesela çıktı. Mesela Zeytinburnu bölgesinde Bakırköy sahilde Bağdat Caddesi için Bağdat Caddesi'nin bir bölümünde eski yapı olan binalar var. Onlara mutlaka yurttaşlarımız kendi aralarında anlaşıp yapması lazım. Peki şimdi bitirmeden siz Ekim'de Harvard'daydınız değil mi? Zaten gitmez oydum Harvard. Harvard'a gittiğim sonra başıma neler geldi? Neler geldi bilmiyorum. Ne yaptınız siz Harvard'da? Ne işiniz var? Öyle sorayım ya da. Şöyle söyleyeyim. Kültürel arası diyalog, Orta Doğu barışı ve yerel yönetimler konulu bir konuşma yapmışsınız. Küresel demokrasi konulu bir konferansa. Doğru evet, mudur bu? Doğrudur. Tamam. Ne yaptınız orada? Kim çağırdı? Harvard dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Ben Harvard'da konuşma yapmaktan son derece mutlu oldum. Harvard Üniversitesi'ni yakinen tanımaktan son derece mutlu oldum. Gerçekten bilime, sanata, kültüre çok önem veren bir üniversite. Ben orada küresel demokrasi ve yerel yönetimde kültürlerin buluşması konusunda konferans verdim. Tam da benim istediğim bir konuydu. Peki. Çünkü Şişli bölgesinde biz din farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı ve mezhep farkı asla gözetmedik. Niye başıma gelmeyen kalmadı dediniz? Şöyle Amerika'ya gidip geldikten sonra Harvard'daki konuşma çok ses getirdi ve gelir gelmez o gece bir önergeyle Şişli'nin 3 mahallesi Sarıyer'e bağlama tam böyle. Hmm. Onun bir keyfi var. Muazzam bir şey var. Toplantı çok onunla güzel geçti. Onunla bağlantılı mı? Yani esprisi bu şekilde yapılıyor ama ben tabii uluslararası önemli siyasi noktalar. Ben mesela Berlin'de de, Hamburg'da da, Düsseldorf'ta da, Londra'da da önemli, Londra parlamentosunda da önemli toplantılar yaptım. Gerçekten Harvard konferansı. Ama tabii bize şeydir değil mi? Geçmişimize, siyasi geçme. Bir Amerika'ya gidip gelmek bir şeydir. Yani anlamlar yüklenir. Amerika'ya gitti. Tabii sizi şu anda tenzih ederek söylüyorum ama işte icazet aldı, geldi. Kimlerle görüştü, kim çağırdı vesaire gibi. Öyle konuşmalar ve dedikodularda olmuştur. Yok şöyle bir şey yani, de var. Yani niye sizi Harvard'dan çağırdılar? O da şöyle mesela bir şey de var orada. Önemlidir. Yani icazet almak kelimesini tabii kabul etmem. Harvard Üniversitesi ya da Amerika ya da Almanya her ülke kendi şartlarını ve koşullarını konuşur. Mesela bir siyasi görüşlerini beğensin beğenmesin her yere gitmeli, konuşmalı. Yani şeye uzlaşmaya, diyaloğa açık olması lazım ama ben gittiğim her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin şartlarını ve koşullarını konuşurum. Benim gittiğim her yerde tek görevim vardır. Bayrağımızı en üst noktaya çekmek. Tabii diğer ülkelerde kendi şartlarını ve koşullarını. Peki ne söylediniz siz? Asıl önemli söylenmesi gereken ne var? Uzundu ben tabii konuşma ama ne söylendi? En yani önemli konu küresel demokrasi. Küresel demokrasi. Yani ülkelerde demokrasi olmadığı süre içerisinde hiçbir şey yapamazsınız. Bizde demokrasi var mı yok mu dediniz? Bizde şu anda demokrasi maalesef ve maalesef yeteri kadar yok. Demokrasinin var olduğunu anlamak için herkesin özgürce telefonlarla konuşması lazım. Hiç kimse özgürce telefonlarla konuşamıyor. Ve bir şey yazamıyor, bir şey çizemiyor. O zaman buna tam demokrasi demek mümkün değildir. Demokrasi tam olarak olmuş olsaydı benim iki tane mahallem, yeni mahallenin iki tane mahalle, benim mahallelerim gece 01.30'da yeni mahalle belediyesinin de, yeni mahalle ilçesinin de, Sayın Fethi Yaşar'ın mahallelerde gece 04'te bir önergeyle bir başka mahalleye geçmez. Onun için ileri demokrasiden bahsediyorsak mutlaka bireyin özgürlüğüne önem vermeliyiz. Oturan yurttaşlara önem vermeliyiz. Benim Harvard'da savunduğum, üzerinde en fazla durduğum konu gerçekten ne küresel geldi demokrasi. Ne soru geldi? Ne merak ediyorlar Türkiye'de? Şöyle genellikle şeyleri sordular. Mesela kiliselere ve sinagoglara karşı olan nedir duyarlılık? Son çıkan yasayı sordular ki son çıkan yasa önemlidir. Gayrimüslim yurttaşların haklarının ve hukuklarının iade edilmesi. Evet. Bu konuyu sordular. Daha çok tutuklu bulunan gazetecilerle ilgili olarak sorular sordular. Tabii bu sorular karşısında ben gerçekten çok zorlandım. Yani ne dediniz?
ya bunun demokratik olmadığını, bir sürecin devam ettiğini ve bu sürecin bir an önce sonuçlanması gerektiğini ve böylesine bir sorularla muhatap olmaktan dolayı üzüldüğümü ifade ettim. Yani bir yerde bu kadar fazla gazetecinin içeride bulunması doğru bir şey değildir. Daha çok ama benim üzerinde durduğum demokrasi. Şöyle bir şey düşünün. Ama zaten demokrasi bu söylediklerinizin bir yere demokrasi gelmiyorsa ekonomi gelmez. Bir yerde demokrasi yoksa mutluluk olmaz. Bir yerde demokrasi yoksa barış olmaz. Demokrasi yoksa bireyin özgürlüğü olmaz. Daha çok ben bireyin özgürlüğü üzerinde durdum. Ve Harvard konferansından da çok keyif aldım ve çok şey öğrendim. Siz tabii sadece belediyecilik konuşmuyorsunuz. Yüksek siyasete girince birilerini de belki de rahatsız etmiş oldunuz diye düşünüyorum. Şimdi gündemde açlık grevleri ve idam tartışmaları var. Niye ve nasıl girdi gündemimize bilmiyorum ama idam tartışması da var. Bitirmeden onunla ilgili de görüşlerinizi merak ediyorum. Şöyle, hak aramak ayrı, haklı kalmak ayrı. Gerçekten mutlaka parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bu açlık grevlerini ikna ederek durdurması lazım. Bu ileride Türkiye'nin başına çok sıkıntılar açacak. Ülkemizi önemli sıkıntılara götürecek. Benden ya da benden olmayan öteki mantığını bir tarafa bırakmamız lazım. Sert mesajları bir tarafa bırakmamız lazım. Açlık grevlerinin sona ermesi lazım. Bunun için uzlaşma yollarının sonuna kadar denenmesi lazım. Türkiye ne kaybetti biliyor musunuz? Eskiden her siyasi partide akil insanlar vardı. Evet. Toplumun her kesimi tarafından sevilen insanlar vardı. Bunlar gider bir şey konuşurlardı. Konuştuğu zaman da diplomatik olarak birçok şey çözülürdü. Mesela parlamentoda eskiden ben milletvekili olduğum dönemde Anavatan Partisi'nde Kamuran İnan Bey vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Aytekin Kotil Bey vardı. Hüsamettin Cindoruk vardı. Bunlar mesela Onur Kumbaracıbaşı vardı. Bunlar bir şey konuşulduğu zaman bir şey biterdi. Mesela DSP Anavatan Doğru Yollu Anavatan iktidarında bir konu olurdu. Hüsamettin Özkan devreye girerdi. Hiç unutmuyorum. Kemal Derviş'le MHP arasında bazen problemler olurdu. Sayın Özkan devreye Şimdi girerdi. Şimdi öyle şahsiyetler yok. Çünkü herkes taraflarını belirlemiş durumda. İdam tartışması son bir cümle alacağım sizden. Ne düşünüyorsunuz? Yani biz Avrupa Birliği üyesiyiz. Avrupa Birliği üyesi olduğumuz bir noktada zaten biz idam olmaz diye kararımızı vermişiz ve buna imza atmışız. Tekrar bunun geri gelmesi çok zor. Bu pazar referandum var diyelim. Referandumdan sonra herhalde daha çok sesimizi duyacağız. Ben bütün yurttaşlarımızı pazar günü oylarını kullanmaya özgürce bekliyorum. Sarıyer'in haklarını ve hukuklarını da korumak durumundayım. Sarıyer hayır derken Sarıyer yurttaşlarımız lütfen incimesinler. Onları da çok seviyorum. Sarıyer'in başına da böyle bir şey gelse onları da savunurum. Peki. Ayaza, Huzur ve Maslak Mahallesi'ndeki yurttaşlarımızı pazar günü özgür iradeleriyle eğilim yoklamasını belirtmeye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'le birlikteydik. Son çıkan Büyükşehir Belediye Yasası'nı konuştuk. Yarın akşam aynı saatte bu ekranda olacağız. İyi akşamlar.